Bismillahirrahmanirrahim. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım. İnşallah gecenin bu mukaddes saatlerinde Allah'ın izniyle hukmul ef'ali inde isnadihe ile damairil berize şeklinde muazzam önemli bir konumuz var. Sarful Arabi eserimizde. Fiillerin hükmü, fiillerin hükmü ama ne zaman? Fiiller bariz zamirlere isnat edildiklerinde bariz zamirlere isnat edildiklerinde fiillerin hükmü isimli çok güzel bir konumuz var. Mesela bunu Nahvul Vad'da hatırlıyorum ki nedir o? E, muttasıl zamirlerin fiillere isnat edilmesi. Buna benzer konu başlıkları var Nahvul Vad'da. Aynı konudan bahsedeceğiz. Tamamıyla aynı konudan bahsedeceğiz. Yani bir sarf konu yani sarf kitabında böylesine güzel bir konuyu da işlemiş olacağız. Birinci maddemiz şu. Dama irur ref'il barize. Şimdi dama irur ref'il barizeti mi? Dama irur ref'il barizete mi? Dama irur ref'il barizetu mu? Sayın hocalar. Sizce ne olabilir? Yani şu dama iru kesin. Bu da er ref'i de kesin. Ama şu El barizetu mu? El barizete mi? El barizeti mi? Barizeti. Yani el barizeti damayru ref'il barizeti derseniz el barizeti ref'inin sıfatı olur. Peki o zaman mana ne olur? Bariz merfu zamirler ya da barizleşmiş merfu zamirler. Peki burada bariz olan merfuluk mu? zamirler mi? Merfu olan, yani bariz olan, yani açıktan gelen, bariz olan, yani açıktan gelen merfuluk mu yoksa zamirler mi? Konumuz neydi? Bariz zamirlerin fiillere isnadı. Demek ki bariz olan merfu değil, bariz olan zamirler. O zaman nasıl okuyalım? Dama irur, ref'in bariz tu. Bunu neden sordum? Bunu geçen seneki derslerimizde de bol bol sorduğum bir e, soruydu bu. Burada sıfat neyin sıfatı? Muzafın sıfatı. Muzaf kendisine sıfat almış değil mi? Olabilir. Muzaf kendisine sıfat almış olabilir. Burada mesela birbirinden ayrılmayan kelimeler var. Mesela muzaf ve muzafın ileyi birbirinden ayırmamalıyız. Normal şartlarda sıfatla mevsufu da yani naatla menutu da birbirinden ayırmamalıyız. Ama naat menutun birbirine bitişikliği muzaf ve muzafın ileyhin bitişikliği kadar kuvvetli değil. Dolayısıyla bunu bu örnekte de görüyoruz ki bazen muzaf sıfat alır ama sıfat mecburen neyden sonra gelir? Muzafın ileyden sonra gelir. Aynı şekilde bunu bu şekilde de anlayabiliriz ya da Başka bir şekilde de bunu kanıtlayalım. Ref kelimesi müzekker ama elberize müennes. Dolayısıyla bu ikisi arasında sıfat uyumu beklenmemeli. Ama baktığınızda damayir kelimesi gayr akil cemisi. Dolayısıyla sıfatı mutlaka müennes müfret gelir. E, Elberizeti de müfret müennesse demek ki elberizenin damayırının sıfatı olduğunu düşünmek biraz daha mantıklı olacak. Sayın hocalar, işte benim sizlerden beklentim tam olarak bu. Mesela ben buraya ilk bakışta bunu gördüm. İnşallah derslerimizin devamiyeti sağlandığında sizlerin de buna ilk bakışta bu ayrıntıyı fark edip ona göre harekeleyeceğinizden hiçbir şüphem yok. Ama konumuz bu akşam bunun hareketi değil. Ama neden konunun yani dersin hemen girişinde buraya takıldığımı da anlamıyorum ama mutlaka faydası olmuştur diye de düşünüyorum. Devam edelim. Bariz marfu zamirler. Bariz merfu zamirler. Elleti öyle ki tettasilu bilmadi. Konumuz bu. Mazi fiile bitişen aslında konumuz sadece mazi fiile bitişen bariz zamirler değil. Yani mazi fiile bitişen bariz merfu zamirler değil. Biz diğer fiillere bitişenleri de bu akşam göreceğiz sayın hocalar. Ama <laughs> Öncelikle mazi kitap bize kategorize etmiş burada. Mazi fiile bitişen bariz merfu zamirler nelerdir? Hiye onlar ul mütarrike harekeli t. Yani tu nasar tu, t nasar ti nasar tu tume nasar me tum nasar tum, tunne nasar Bunların tamamı teul müteharrike harekeli te. Sonra ne bitişebilir mazifiyle? Na bitişebilir. Fa ile delalet eden na, nasar ne örneğinde olduğu gibi. Tesniye elifi bitişebilir. Nasara örneğinde, nasarate örneğinde olduğu gibi. Cemaat vavu bitişebilir. nasaru örneğinde olduğu gibi. Ya da nunun isve bitişebilir. Nasar ne örneğinde olduğu gibi. Bunların tamamı harekeli te, fa ile delalet eden na, tesniye elifi, cemaat vavu ve nunun isve. Bunlar mazi fiilde görebileceğimiz muttasıl merfu zamirler. Diğer adıyla yani bariz merfu zamirler ama aynı zamanda bunlar muttasıl merfu zamirler de. Yani bitişiyorlar. Barizler açıktan görünüyorlar ama aynı zamanda da bitişiyorlar sayın hocalar. Ve yine laf aramızda, laf aramızda bunlar bitiştikleri fiilin nesi olurlar? Faili olurlar. O yüzden bunlar merfu zamirler. Hani fail merfu ya. Bunlar da bitiştikleri fiilin faili oluyorlar ya. Yani bunlar merfu zamirler. Sebebi bu. Merfu zamir olmalarının sebebi tam olarak da bu. Şimdi fiili muzariye bitişenlere bakalım. Damairu ref'il barizetu elleti tattasilu bil mudari'i vel emri fiili muzari ve emire bitişen bariz merfu zamirler nelerdir? Tesniye elifi yani surani mesela ya da unsura gibi cemaat vavı yensurune, tensurune unsuru gibi muhataba yası tensurine ya da unsuri gibi ve nunun isve yani surne tensurne unsur nedeki gibi ve bunlar da laf aramızda bitiştikleri fiilin faili olurlar sayın hocalar. Şimdi mazi fiile bitişen muttasıl demeyeyim mazi fiile bitişen bariz merfu zamiller var. Muzari fiile bitişen merfu bariz zamiller var. Ve emir fiile bitişen merfu bariz zamiller var. Hepsinin ortak yanı bak hepsine mesela tesni elifi bitişiyor. Üç fiile de tesni elifi bitişebilir. Üç fiile de cemaat vavı bitişebilir. Üç fiile de nunun ise bitişebilir. Bu üçü ortak. Maziye, muzariye, emire de tesniye elifi, cemaat vavı ve nunun isve bitişebilir. Ama harekeli te mazi fiile özel, faile delalet eden na mazi fiile özel, muhataba yası da emir ve muzariye özel sayın hocalar. Tabi bunları ezberleyin. Bu söylediklerim önemli. Ama bunları zaten yani oturayım da bunları yazayım da bunları ezberleyeyim de böyle bir uğraşa girmemize gerek yok. Zaten yapacağımız bütün derslerimizde göreceğimiz bütün fiillerde bu zamirler bitişmiş ya da bitişmemiş olacak. Bitişmiş olanlarda bunları gözlemleyeceğiz. O şekilde yavaş yavaş bilinç altından bunları zaten ezberleyeceğiz. Şimdi öncelikle kitap bize bariz merfu zamilleri öğretti. Maziye de bitişebiliyor dedi. Muzariye de bitişebilir dedi. Emre de bitişebilir dedi. Bitişirse şunlardır dedi. Bunlardan başkası da yok. Yani sadece bitişirse bunlar bitişecek. Şimdi aslında bizim konumuz bu akşam ne? Bizim konumuz işte bunların bitişmesi. Yani biz bunları alacağız, kulağından tutacağız, fiilimize bunları bitiştireceğiz. Çok güzel bir şey. Ama bizim fiilimiz salim fiilse, mehmussa, mudafsa, misalse, ecvepse, nakıssa bunların hepsine bunların bitişim, bitişimi bir olmayacak sayın hocalarım. İşte bugünkü dersimiz bununla alakalı. Bunlar nasıl bitişecekler? Bakalım. Birinci konumuz şu. Hükmü sahih es salim. Hükmü sahih es salim. Sahih fiil biliyorsunuz. içinde ille tarifi olmayan fiilde. Ve sahih fiil salim, mudaf ve mehmuz diye üçe ayrılıyordu. Öncelikle sahihin salim olanını göreceğiz. Sahih salim fiile bu zamirler nasıl bitişir? Bakalım. La yedhuluhu. La yedhuluhu tagyiru inde ittisali damairi bihi ya da ne diyelim la yedhuluhu tagyurun desek ona bir değişiklik girmez. Böyle olur mu acaba? Bir önce böyle bir deneyelim. La yedhuluhu tagyirun ona bir değişiklik girmez. Inde ittisali damairi bihi yani bu az önce söylediğimiz zamirler sahi salim fiilin mazisi muzari ve emirine girerken o fiilde bir değişiklik meydana gelmez. Ne gibi? Keteptu ya da ketebu gibi. Tabi buraya fiili muzari emir örnekler de yazabilirsiniz sayın hocalar. Çünkü konumuz sadece mazi fiil değil. Sahih salimin mazi muzari emiri de elimizde olsa ki en fazla fiil Arapçada bu kategoride değil mi? Yani en fazla fiil sahih ve salim fiillerle Arapçada en fazla bunları göreceğiz. İşte bu fiillere bu bahsettiğimiz bariz merfu zamiller girerken fiilde bir değişiklik kesinlikle meydana gelmez. Mesela ketebe fiilinde bir değişiklik yok. Yani üç harfi de olduğu gibi duruyor. Ketebu'da da üç harfi olduğu gibi duruyor. Değişiklik dediğimiz bu. Yani aslında bu akşam kitabın değişiklikten kastığı fiilde bir harf eksilecek mi? Ya da fiilde bir harf başka bir harfle değişecek mi? Sayın hocalar. Kastımız bu bu akşam. Sahih salimde böyle bir şey söz konusu değil. İkinci olarak mehmuz fiilin hükmü. Yani hükmü ama hangi bakımdan kendisine bariz merfu zamir bitiştiğinde mehmuz fiilin hükmü nedir? Bakalım. Hükmuhu yani hükmül mehmuzi mehmuz fiilin hükmü ke hükmü salimi salim fiilin hükmü gibidir. Yani nasıl ki salim fiilin mazi ve muzarisi bu zamiller isnat edildiğinde bir değişiklik göstermiyorsa mehmuzun da yine mehmuzun da mazi ve muzarisinde bir değişiklik söz konusu değil. Ama emrine gelince illel emir ancak mehmuzun emrine gelince ki ama nasıl bir emir ehaze ve ekelenin emri sayın hocalarım. O zaman şöyle söyleyelim. Bir dakika biraz okuyalım da burada bir şey söyleyeceğim. Mesela ehaze ve ehaze aldı ekele yedi. Bu ikisinin emri fakat cae geliyor. Nasıl geldiler? Bi hasfil hemzeti. Yani içindeki bu he hemzelerin hasfiyle geldiler. Fe yukalu şöyle denilir. Huz al kül ye denilir. Normalde bunlar nasıl olmalıydı? U huz değil mi? U kül Normalde u huz u kül olmalıydı normalde. Ama böyle den denmiyor. Ne deniyor? Huz ve kul deniyor. Bu tamamıyla Arapların kullanımından kaynaklı. Sayın hocalarım. Araplar hiçbir zaman u huz ya da u kül dememişler. Her daim bu iki fiilin emirlerini, emre hazırlarını huz ve kül diye söylemişler. O yüzden bu bu ikisine has bir kural. Yoksa başka bir mehmuz olsaydı elimizde Mesela edere olsaydı, i der olurdu onun emri. Tamamen örnek veriyor. O illal emir min emara ve sele. Bak şimdi başka bir ilginç kuraldan daha bahsedeceğiz. Emera ve sele'nin emri de, emera ve sele'nin emri de fil ibtidai başlangıçta, yani biz bir cümlenin ilk başında emera ya da sele'nin emri varsa şöyle kullanıyoruz. Ne diyoruz? Mur bil Yani iyiliği emret. Bakın emaranın emri mur olarak burada kullanıldı. Ve kavluhu teala. Allahu Teala'nın şu sözü ki burada da se'elenin emri var. Sel beni İsrail'e. Yani İsrail oğullarına sor. Şimdi kitap diyor ki emara ve se'elenin emirlerini sen cümle başında kullanırsan hemzeleri gider. Tıpkı huz ve kül gibi sayın hocalarım. Ve fi ama başlangıç dışında yani cümle ortasında ya da kendisinden önce bir kelime geçtikten bir harf geçtikten sonra sen kullanırsan o zaman tesbutul hemzetu hemze sabit kalır. Yani hemze hasfedilmez. Ne gibi? Nahvu kavlihi teala ve mur ehleke bis salat ailene namazı emret. Bak burada umur olarak kullanıldı. Yani hemzesi gitmedi. Yine wes elil karyete yani köye sor. wes elil karyete. Burada yine bakın ne oldu? Hemzesi gitmedi. Yani se hemzesi burada gitmedi. Emara'nın emzesi de burada yine ne yapmadı? Gitmedi sayın hocalar. Vakı ile bak yine başka bir seçenek daha varmış burada. Vakı ile söylenildi denildi bir cevabı hafife. Yani bu hemzelerin bu hemzelerin hasfedilmesinin caiz olduğu da ne yapılmış söylenen sözler arasındaymış sayın hocalar. Umarım burayı anladık. Burayı bir kere daha toparlayalım. Elimizdeki fiil mehmus fiilse mehmus fiilin muzari ve mazisinde bir sıkıntı yok. Sahih salim gibi amel edeceğiz. Harflerde bir değişiklik meydana gelmeyecek. Ehaze ve ekelenin emirleri Arapların yaygın kullanımından dolayı hemzeleri hasfedilerek kuz ve kül şeklinde kullanılacak. Emara ve se'lenin emriyle alakalı eğer bunları kelamın başında zikredersek hemzeleri olmayacak. Ama kelam ortasında ya da başında harf getirerek kullanırsak bunların hemzeleri hasfedilmeyecek. Ayeti kerimelerde olduğu gibi. Şimdi ve kezalike aynı şekildedir. Ne aynı şekildedir? Yani hasfedilme olayı Tuhzefu hemze tu ra'e. <'a> ra'e nedir? Gördü fiili. Ra'e fiilinin hemzesi minel mudari vel emri. Ra'e fiilinin hemzesi muzari ve emirde hasfedilir. Fetekulu sen şöyle dersin. Yera görüyor ve emri ra gör yani sayın hocalar. Normalde şu yera'nın ne olması lazımdı? Yer'e değil mi bak? Ra'e Jera normalde yer e olması lazım ama yera diyoruz. Emri de normalde ir e. Yani bir şey olur tabii ki bu sonundaki zaten kesinlikle düşer de. Ir i ir e yer e ir e normalde ir e olması lazım ama ne kalıyor geriye? Sadece ra kalıyor. Örneğimiz nedir? Ra el bedra yani ayı gör sayın hocalar. Ayı gör. Burası güzel oldu. Güzel bir e, konuya temas etti. Ra'e fiilinin hemzesi Muzari ve Emir versiyonunda ne yapılıyor? Hasfediliyor. Ra ve yera oluyor sayın hocalarım. Fein vakafte aleyhe. Bu da güzel. Şayet diyor sen onun üzerinde durursan. Yani şurada az önce bahsettiğimiz ra var ya eğer ranın üzerinde sükut eylersen o zaman kulte Rah dersin sayın hocalarım. Bir ilhaki he is sekte. Tabi bu konu biraz çok çok ilerlerde karşımıza çıkacak. Bu sekte he'si özellikle tek harfli kelimelerde ya da daha çok harfli de olabilir. Durduğumuz zaman oraya bir he ekliyoruz. Yani kelimenin aslında olmayan durduğumuza işaret eden bir he. Sekte he'si getiriyoruz. Ve kitabımız diyor ki eğer sen ra ral bedra şeklinde kullanırsan bir sıkıntı yok. Ama rah diye duracak olursan orada ne getirmelisin? Bir tane sekte h'si getirmelisin. Bu kafanızı karıştırmasın. Yani sekte h'si nedir? Ben nerede bunu getireceğim diye burada kafamız karışmasın. Bugünkü konumuz sekte h'si değil sayın hocalar. Şimdi bunun aslı neydi? Vel asru yer e. Bakın az önce söylediğim gibi bunun aslı normalde yer e idi. Peki yer e'den nasıl yeraya dönüştü? Kitap onu bize anlatacak. Nukilet hareketül hemzeti ila ma Hemzenin harekesi kendisinden önceki ra'ya aktarıldı. Şimdi yer e bu hemzenin fetasını ra'ya getirelim. Hemzenin fetasını ra'ya yazacağız. Sümme huzifet sonra hasfedildi. Ne hasfedildi? Hemze hasfedildi. Neden? Li iltika'ihe sakinetun me'ma ba'deha. Burada iki sakin yan yana geldi. Şimdi hemzenin harekesini söktük. Fetasını ra'ya verdik. Hemze sakinleşti ve sonundaki elif de sakin. İki sakin yan yana geldi. Dolayısıyla ne yapacağız? Hemzeyi buradan hasfedeceğiz. Vel emru mahmulun alal mudari ve emri de şimdi emri de ne yapılmıştır? Muzari'nin üzerine hamledilmiştir. Yani burada kitap ne demek istiyor? Gerçekten güzel bir ifade. Şimdi bunun muzarisi yeraya sayın hocalar. Şimdi bunun fiili muzarisinin son hali yeraya. Dolayısıyla biz emre giderken fiili muzariden geçiyoruz. İşte bunun fiili muzarisine geçerken yer e üzerinden geçmeyeceğiz emre giderken. Son hali olan jera üzerinden gideceğiz. Dolayısıyla burada bir şuradaki yerayı göz önünde bulunduralım. Yerayı emir yapmak istersek ne yapacağız? Muzara tarifini sileceğiz ki sondaki harf ra dolayısıyla vasıl emzesi getirmeye gerek kalmayacak ve emir fiil ille harfiyle bittiğinde ille harfinin hasfi üzere mebni olur. Dolayısıyla sonundaki elifi de hasfedeceğiz ve geriye ne kalacak? Geriye sadece bir tane ra kalacak. Şurada gördüğünüz üzere. Şimdi Sahi salim fiile bitişirse bu bariz merfu zamiller bir değişiklik yok. Mehmuza bitiştiğinde de bir değişiklik yok. Sadece bazı ufak ayrıntıları var. Gelelim üçüncü konu başlığımıza. Hükmül mudaf ethulâfi ve mezidihi. Şimdi sülasi mudaf fiile ya da mezit mudaf fiile bitişirse bu zamiller ne yapacağız? Şimdi onu nacizane öğrenelim sayın hocalar. Bakalım. Bu tabii ki aralarında daha zor. Yani sahih salimde zaten bir değişiklik yok. Mehmuz'da çok ufak değişiklikler var. Ama muzafta daha başka değişiklikler olacak. Bakalım. İza usnidel fi'lul mudaffu ila damiri ref'i müteharrik. muzaaf bir fiil. Muzaf bir fiil. Şayet Harekeli ref zamirine isnat edilirse yani muzat bir fiile bu zamirlerden birini bitiştireceğiz. Tabi muzafın mazisi de olabilir, muzarisi de, emri de olabilir bu arada. Ne yapılır bakın? Fukke idgamuhu. idgamı çözülür. İdgamı çözülür. O esbahal harful mudaffu ve şeddeli harf harfeyni iki harf olarak Sabahla, Yani iki harfe dönüşür sayın hocalar. Bir daha söyleyelim. Biz mudaf bir fiile bu zamirlerden birini bitiştirecek olduğumuzda o mudafın şeddeli harfinin idgamı çözülür. Fekkul idgam olur ve harf iki harfe dönüşür. Aslında şeddeli harfler hep aynı mantık ya. Bir yerde şeddeli harf varsa aslında orada o harften iki tane vardır. Birincisi sakin, ikincisi harekelidir ve vacip olan idgama girer ve mutlaka idgamlanması gerekir. Kitabımız diyor ki işte böyle bir mudafi ile bitiştirirseniz idgamı çözülür. Ne gibi? Şakaktu. Ben yardım. Ş normalde şakkaydı. Şakaktu. Ben yardım. Bak idgam çözülmüş. ne, Biz yardık. Idgam çözülmüş. Şakakne. O Cemî bayanlar yardılar. İdgam çözülmüş. Medettu ben uzattım. İdgam çözüldü. Mededne biz uzattık. Mededne o cemi bayanlar uzattılar. Hepsinde de idgam çözüldü. Demek ki zaten mesela biz bunun çekimini yaptığımızda mesela şakka şakka şakku şakkat şakkate şakakne diye idgam çözüle çözüle gider şakak ne şakak teşakkaktu me şakaktu e şakakti şakaktu me şakaktun ne şakaktu şakak ne neden neden muzaf fiilin şakak neden sonrası hep idgamı çözük? neden çünkü hepsinde ne bitişiyor ona bu zamirler harekeli ref zamirleri bitişiyor sayın hocalar E şimdi aklımıza bir soru gelir ya hocam az önceki ref zamirlerinde tesniye elifini saydık. Ama şakka, şakka, şakku. Bak birinde tesniye elif var, birinde cemaat vavı. neden idgam çözülmedi? Onlar ref zamiri değil mi? Doğru. Onlar ref zamiri. Ama harekeli değil. Tesniye elifi hareketsizdir. Cemaat vavı hareketsizdir. Bak şurada ne dedik? Harekeli ref zamiri bitişirse mudafi ile harekeli ref zamiri bitişirse idgamı çözülür. Ve kezalikel mezidu yani mudafın mezidi de böyledir. Ne gibi? İstemerartu normalde bu neydi? İstemerra İstemerra di ne oldu? İstemerartu İstemerar ne? İstemerar ne? Bak hepsinde de idgam çözüldü. Demek ki mudafın mezidi de olsa, mudafın sülasisi de olsa harekeli ref zamirine dayanamıyor. İdgamı çözülüyor sayın hocalar. Şimdi benim söylediğim şeyi kitap burada yazmış. Gerçekten güzel oldu. Ve izâ usnidel fi'lül mâdi yani mudaafın mazisi tesniye elifi ve veya cemaat vavına isnat edildiğinde fela yefikku fekke yefikku ferra yefirru fela yefikku idgam idgam çözülmez. Yani mazi mudafa tesli elifi ve e, tesni elifi ve cemaat vavı isnat edilirse idgam çözülmez. Fetekulu sen ne dersin? Merra mer merra neydi Uradı. Merra iki kişi uğradı. Merru uğradılar. Buralarda idgam ne yapılmaz? Çözülmez. Ancak ve yecibu fi mudari'ihi muzarisinde idgamın çözülmesi gerekir. Yani mudafın muzarisinde fekkul idgam idgamın çözülmesi gerekir. Ne zaman? İza usnide ila nunun isve Nunun bitiştiğinde. Şimdi burada ilk başta şurayı okuduğumda ben şey zannettim. Yani mudafın muzarisine de tesniye elifi veya Cemaat vavu bitişinde idgam e, çözülür zannettim. Mesela az önce çözülmüyordu. Bak mazide bitişirse çözülmüyordu. Muzaride bitişirse çözüldür diye düşündüm ama öyle değil. Muzaride de çözülmez. Mesela yefirru yefirrani. Yefirru ne bak idgam çözülmez. Ama ne zaman çözülürmüş? Nunun isve isnat edilirse. Dolayısıyla bunları ard arda yazmış. Şurada bir kafa karışıklığına sebep oldu. Ama şuradaki devamı bunu ortadan kaldırdı. Yani bu ikisi birbiriyle bağlantılı değil. Bu iki cümle birbiriyle bağlantılı değil. Şimdi diyoruz ki muzaf fiilin muzarisine nunun isve bitişirse idgamın çözülmesi gerekir. Mesela bunu niye söyledi ki acaba? Şöyle bir bakalım. Ne gibi? Et talibatu kız öğrenciler yemurne bil mahadi merra yemurnu ya merra yemur yani uradılar urarlar yani yemur ne fakülteye yani kursa mahada ne yaparlar urarlar yemur ne e, fiil muzari idgam burada çözülmüş vel benatu kız çocukları yeştudne hable ipi bağlarla şedde yeşuddu ne ipi bağlarlar burada ikisinde de idgam çözüldü bunu acaba neden söyledi neden söylemiş olabilir ki? Mesela biz az önce ne söylemiştik? Şakka, şakka, şakku, şakkat, şakkate, şakak ne demiştik değil mi? Şakak ne demiştik? Yani mazide de zaten nunun isvede idgam çözüldü. Muzaride de aynı şekilde nunun isvede idgam çözüldü. Devam edelim. Ve yecibul idgamu. İdgam gerekir. Yani vacip olur. اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُضَارِ مِنَ الْاَفَالِ الْخَمْسَ Yani eğer mudaf fiilimiz mudaf fiilimiz mudaf fiilimizin fiili muzarisi efalu hamse olursa yani karşımızda bir mudaf fiili muzarimiz var ve efalu hamseden olursa o zaman idgam vacip olur. Yani idgamı çözmeyeceğiz. Ey yani اِذَا اِتَّسَلَتْ بِهِ yani muzaf fiile bitişirse tesniye elifi ne gibi? Yemurrani, teciddani gibi idgam çözülmeyecek. Evvel cemaat, cemaat vavı bitişirse yemurrune, teciddune gibi idgam çözülmeyecek. Evyaul muhataba, muhataba ya da muhataba yası bitişirse idgam çözülmeyecek. Temurrine, teciddine gibi sayın hocalarım. Bunlar da idgam kesinlikle çözülmeyecek. Devam edelim. Şimdi başka bir şeyden bahsedeceğiz. Burada İki seçenek var. Ve yecuzu fil fi'lil mudariya el idgamu vel fekku. Şimdi öyle bir muzaf fiili muzari var ki bunda idgam da caiz idgamın çözülmesi de caiz. Idgam da caiz idgamın çözülmesi de caiz. Ne zaman bu? İza usnide ila ismin zahir eğer bizim muzaf fiili muzarimize zahir bir isime isnat edilirse ev damir müstetir veya bir gizli zamire isnat edilirse ve kâne meczûmen ve meczum olursa sayın hocalar. Burayı bir daha toparlayayım. Muzaf fiilimize yani muzaf fiilimiz fiili muzari olacak, meczum olacak, fiili muzari olacak, meczum olacak ve bir müstetir zamire ya da zahir isme isnat edilecek. Bu az önceki konumuzdan farklı bir konu. Az önce çünkü muzaf fiil neye isnat ediliyordu? Bariz ref zamirlerine. Bu sefer bariz ref zamiri değil. Yani burada failimiz değişiyor. Ne olacak failimiz? Zahir bir isim ya da müstetir zamir. O zaman idgam bilir, çözülmeye çözülmeyebil. Ne gibi? Lem yerudde ya da lem yerdut gibi. Yani lem yerudde reddetmedi, lem yerdut reddetmedi. Aynı manada. Burada fail ne? Damiri müstetir. Gizli bir hüve zamir. Halidun lem yemurra. Halid uğramadı ya da lem yemurur uğramadı. Bak ikisi de aynı. Lem <.endeuInterviewerDownwei> yemurur ya da lem <laughs> yemurra. Birinde idgam çözüldü, birinde idgam çözülmedi. İkisi de caiz. Şimdi kitap bununla alakalı bize ayeti kerime söyleyecek. Bakalım. Men <laughs> yertedde. Bak yertedde. Minkum andinihi sizden kim dininden dönerse fesefe yetillahu bi kavmin Allahu Teala ne yapacak bir kavim getirecek yuhibbuhum Allah onları sever ve yuhibbunehu onlar da Allah'ı severler. Böyle bir kavim getirecek. Burada yertedde şeklinde idgamlı geldi. Bir başka ayeti kerime ve men yertedid Bak burada da yertedde demedi. Yertedid şeklinde Allahu Teala idgamsız zikretti muzaf fiili ve men yertedid min kuman dini hikim sizden dininden dönerse feyamut ve ölürse ve huve kafirun kafir olarak ölürse fe ulaike habitat e ameluhum onların amelleri boşa gider fi dunya ve lahira dünyadaki ve ahiretteki iki farklı ayeti kerime İkisi de biri maide suresi birisi bakara suresinden İkisi de aynı fiil yertedu fiili Birinde idgam çocuk zikredildi. Birinde idgamlı zikredildi sayın hocalar. Hani dedik ya az önce ne söyledik? Ama ikisinde de ikisinde de meczum bakın dikkat ediniz. İkisinde de meczum. Şurada men şart edatı. Burada da men yerte dede de yine fi'lu şart. Men yerte de yine fi'lu şart. Yani ikisinde de meczum. Az önce ne söyledik? Muzaf fiili muzari meczum olursa faili zahir bir isim ya da müstetir zamir olursa idgam çözüledebilirdi çözülmeye edebilirdi ikisi de caizdi İşte bu ayeti kerimeler buna tam olarak da iki tane örnek şimdi kitabımız bize iki tane faydalı bilgi sunacak ki buralar gerçekten altın değerinde çok değerli iki tane bilgi sunacak El birinci faide şu ki İrabul fi'lil mudari fi kavline bizim şu sözümüzdeki sözümüz nedir? Lem yemurra. Lem yemurra sözümüzdeki fiil muzari'nin irabı şudur. Nedir? fiil muzari meczum. Şimdi lem yemurra meczum bir fiil muzari. Çünkü başında lem var. Meczumun meczumdur. Ve alametu cezmihi meczumluk alameti es-sükunul mukadder. Takdiri bir sükündür lem yemurra'nın mevzumluk alameti takdiri bir sükündür. Muni'a min zuhurihi el fethul ariz. Ve peki bunu ne engelledi? Bunu ne engelledi? Yemurra'nın sonundaki arizi fetha bunu engelledi. Men an li sakine. İki sakin harfin yan yana gelmesini engellemek için sayın hocalarım. Neden? Hani şeddeli harflerde iki tane harf var demiştik ya. Mesela buradaki yemurra'daki ra aslında iki ra. Mime yakın olan ra cezimli. Diğer ra da fethalı şu an. Ama normalde o da cezimli. Hani lemden dolayı sonu cezimlenecek ya buranın sayın hocalarım. Dolayısıyla ilk ra cezimli zaten şeddeden dolayı. İkinci ra da cezimle olursa iki sakin harf yan yana gelecek. Bu da mümkün değil. İşte diyor kitabımız bunu engellemek için buradaki ra fetalandı. Dolayısıyla buradaki arizi fetha bizim e, fiilin sonunun sükun olmasını engelledi. Dolayısıyla burada nasıl bir sükun var? Zahiri bir sükun değil. takdiri bir sükun var. Ey yani, burada iki sakin harfin yan yana gelmesi engellendi bu arizi fetayla. Yani enne evvelehüme o ikisinden birincisi sakindir. Bir sebebi idgam. idgam. dolayısıyla vel ahira diğeri de lil cezim. Cezimden dolayı sakindir sayın hocalarım. Şimdi kitap bunu bize niye burada faydalı bir bilgi olarak veriyor? Ola ki biz bununla karşılaşırız. Lem yemurra, lem yemudde, lem yefirra mesela böyle bunlarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek Arapçada. İşte karşılaştığında diyorsan bil ki bunu nasıl irab edeceksin? Takdiri bir sükunla meczum olduğunu söyleyeceksin. Bu bizim bu konuda iraba bizi alıştırmaya yönelik faydalı, son derece faydalı bir cümle oldu. Şimdi ikinci faydalı bilgimiz şu. El faidetu saniyetu ikinci fayda şu ki Kale Teala fi ayetil Bakara Allahu Teala Bakara suresindeki ayeti kerimede yani az önce okuduğumuz ayeti kerimede men yertedid dedi bil fekki yani idgamı bozarak ve kale fi ayetil Maide Maide suresindeki ayeti kerimede dedi ki men yertedde bir idgam idgamlı bir şekilde birisinde idgamlı birisinde idgams ve minel malumi bilinen bir bilgidir ki yani bilinen bir gerçektir ki ennel fekke idgamın bozulması idgamın bozulması etkalu minel idgam idgamdan daha ağırdır bilinen bir gerçek şu ki idgamın bozulması idgamdan daha ağırdır. Fecae geldi bil fi'li sakil. Ağır bir fiil geldi. Ağır bir fiil. Ve huve yerteddu. O hangi fiil o? Yerted. Şimdi diyor, bak diyoruz ya İdgam. yani idgamın bozulması idgamdan daha ağırdır. Ve karşımıza ne geldi? Bir ağır bir fiil. Nedir o? Yerteddu fiili. Fi zarfi sakil. Ağır bir zamanda. Ağır bir zaman ney? ve huvel harbu vel fitne. Ne zamanı? Savaş ve fitne zaman? Demek ki bu ayeti kerime e, ne zaman nazil olmuş ya da neyle alakalı nazil olmuş? Savaş ve fitne ile alakalı sayın hocalarım. Kitap derinlemesine şimdi bize bu konuda nüfuz edecek. Bak biraz daha okuyalım. Kale Teala Allahu Teala dedi ki: "Vel fitnetu ekberu minel katli." Fitne öldürmekten daha büyük bir günahtır. Yani daha büyük bir şeydir. Ve la yezalune hatta yeruddukum an dinikum instetau Yine burada radde yeruddu var burada aynı şekilde. Ve men, bak ayeti kerimemiz şimdi geldi. Ve men yertedid minkum. Ağır bir zaman, şartlar ağır ve ayeti kerimede nasıl kullanılmış? Fekkul idgam. İdgam çözülerek yani ağır bir şekilde. Dedik ya az önce idgamın çözülmesi idgamdan daha ağırdır. Devam edelim. Fehadiyen <laughs> raddetu bu radde bu aşama ba'del fitneti vel fitne ve savaştan sonradır. Fitne ve savaştan sonradır. Mesela bak burada tabii ki ayeti kerimenin başlarına baktığımızda şu dinden dönme olayı dinden dönme olayı Öncesinde bir fitne var. Sonrasında bir savaş var. Sonrasında gerçekleşen bir mesele. Buradaki dinden dönme olayı. Dolayısıyla kitap ne diyor? Bu raddiye yani dönme olayı, dinden dönme olayı fitneden ve savaştan sonradır. Fecae bin nefsi sakil. Yine, yine ağır bir lafızla geldi. Ağır bir lafız geldi. Lil mevkifi sakil. Ağır bir konum iç ve sonra inne lafze yerteddu sonra e, yerteddu lafzı yerteddu lafzı yuhi bir lafzil hezime bak şimdi burada da burası da güzel sonra yerteddu lafzı yerteddu lafzı yuhi vahyediliyor ne ile vahyediliyor bir lafzil hezime hezimet ile beraber hezimet yani yenilgi when nukus yani geri çekilme ve rucu ilal vera ve arkaya dönüp gitme. Bak buraları da gerçekten ilginç. Sonrasında diyor bakın ne geldi? Ağır bir lafız yani yerteddu ağır lafzı ağır bir konumla beraber geldi. Nedir onlar? Hezimet, geri çekilme ve geriye dönme. Geriye dönme. Lienne çünkü fekkel idgam Bak şimdi ne diyor burada kitabımız? Buraya dikkat kesilelim. Çünkü idgamın çözülmesi, maenau nedir idgamın çözülmesinin manası nedir? Errucuo ilal mahreç. Yani kelimenin çıktığı yere geri dönmektir. Neyden sonra? Ba'de intikalihi anhu. Yani bu yeni haline intikal ettikten sonra. Keme karrarahu ulemaul luga. Ne gibi ...Nahiv alimlerinin onu kararlaştırdığı gibi sayın hocalar. Tabi bu demek ki e, nahiv demişim. Lugat dil alimlerinin kararlaştırdığı gibi de maksat şu yani. Dil alimleri idgamı demek ki böyle tarif etmişler. Yani fekkul idgamı nasıl tarif etmişler? Fekkul idgam nedir? Kelimenin mahrecine geri dönmektir sayın hocalar. Ve kitap bunu neye benzetiyor bakın. Yani Şöyle söyleyeyim bak bu aslında çok böyle edebi, çok belagi, çok güzel şeylerden bahsediyoruz bu akşam. Kitap bunu şimdi neye benzetiyor? Yani bir kelimenin idgamının çözülmesini, idgamının çözülmesini yani idgamı çözülerek o kelimenin aslına rücu etmesini neye benzetiyor? Fehu ve o eşbeh şeyin bitraji fil harbi o bakın neye benzetilmiş? Savaşta geri dönmeye en çok benzeyen şeydir. Yani fekkul idgam yaparak, idgamı çözerek kelimeyi mahrecine geri döndürmek, savaşta gerisin geriye rücu dönmeye benzetilmiş sayın hocalar. Bak şimdi bunu bir daha söyleyecek burada. Vel mürteddu an dinihi dininden geriye dönen kimse ne sebebiyle? bir sebebil harbi savaş sebebiyle vel fitneti fitne sebebiyle dininden geriye dönen kimse nedir? Münhezemun mağlup kimsedir. Nakisun geriye dönen kimsedir. İlal veray arkasına geri dönen kimsedir. Fenasebe ya da fenasibun diyelim. Fenasibun beynel lafzü vel makam burada lafız ve makam arasında ne vardır? Bir uyum vardır sayın hocalar. Tabii biz okurken bunlar aklımıza gelmiyor ama bakın nelerin neleri araştırılmış net sonuçlara neticelere ulaşılmış. Şimdi şurada devam edelim. Fihine yine fihi yine enel mevkifa fil maideti leyse kezel. Ama Maide suresindeki konum böyle değildir. Maide suresindeki konum böyle değildir. Fehu ve o Şimdi Bakara suresindeki konum neydi? Dinden dönme konumu fitneden sonra savaştan sonra dönmekti. Ama Maide suresindeki diyor konum böyle değildir. Fi çünkü o nasıl bir konumda gerçekleşiyor? Fi mevkifil afiye vel ihtiyar. Afiyet ve ihtiyar bir seçimden sonra gerçekleşiyor. Neydi ayeti kerime? Ya men yertedde dinihi. Kim sizden dininden dönerse Fesefe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve Allah bir kavim getirir. Allah onları sever. Onlar Allah'ı severler. Ezilletin alel müminine. Onlar nasıl bir kavim? Müminlere karşı yani çok sakin ve izzetin alel kafirin. Kafirlere karşı bunun tam tersidirler. Böyle bir seçenek var Maide suresinde. Şimdi bunu da açıklayacak. Vel ne Gayrul mevkifil evvel. Buradaki konum, buradaki o dinden geri dönme konumu birinci konumdan farklıdır. Birinci konum gibi değildir. Şimdi söyleyecek bize fecae bil lafzil hafif burada hafif bir lafız bak şimdi burada hafif bir lafız geldi lizzar fil hafif hafif bir zaman için hafif bir lafız geldi. Az önce ağır bir zaman için ağır bir lafız gelmişti sayın hocalarım. Bir daha burayı anlamamız için bir daha söyleyeceğim. Kitap bize diyor ki, kitap bize diyor ki idgamın çözülmesi idgamdan ağırdır. Bakara suresindeki ayeti kerimede idgam çözük geldi. Yani ağır geldi. Ağır bir konum için. Ama Maide suresinde idgamlı geldi. Yani hafif geldi. Hafif bir konum için. Ve yine Fenasibun beynel lafzı vel makam. Lafız ve makam arasında bir uygunluk vardır. Bir uyum vardır. Bunu nereden almış kitabımız? El cümletül arabiyyetü vel ma'na isimli yine yazarımız Fadıl Salih Es-Semerrai'nin az önce söylediğimiz cümletül arabiyye vel ma'na isimli kitabından alınmış sayfa 74 sayın hocalarım. Bu kitabı merak ediyoruz. Yani eğer Ara sıra muhtemelen kitabımız bu kitaptan atıflar yapmaya devam edecek. Bu atıflar neticesinde de o kitaba olan merakımız artmaya da devam edecek. Devam edelim. Vel emru. Şimdi muzaf fiilin emri. Kel mudari'i meczum fi cemi'i zalike. Muzaf fiilin emri meczum fiili muzari gibidir tamamında. Muzaf fiilin emri meczum fiili muzarinin durumu gibidir. Feyze usnide fi'lul emri ila elifil isnen yani bir muzaf emir fiil tesni elifine veya cemaat vavına ya ya da muhataba yasına isnat edilirse vucibe ya da vecebe fiil idgam el idgamu onda idgam vacip olur. Ne gibi? Şukka siz ikiniz yarın ya da şukku sizler yarın ya da şukki sen yar bir bayan için. Mesela az önce ne söylemişti kitap? Fiili muzarisi, efalu olan fiili muzarisi yani tesni, e, tesni, elifi cemaat vavı ya da muhataba yası bitişirse muzafın muzarisine idgam vacipti. Emirinde de aynı şekilde. O usnide ilâ nunun nisve eğer muzafın emri nunun nisveye isnat edilirse vecebe fekkul idgam. Muzaride de böyleydi. İdgamın çözülmesi vacipti. Ne gibi? Uşkuk ne? Siz yarın cemi bayanlar için ya da uştud ne? Sizler ne yapın? Bağlayın. Cemi bayanlar için. Buralarda idgam mutlaka çözülecek. Ve izâ usnide isnat edildiğinde ilel müfredil muhatap bu da yine emri yani muzaafın emri müfret muhataba yani unsur versiyonuna gelirse idgam edi, e, isnat edilirse cezel idgamu vel fekku idgam caiz de olabilir ya da çözümü de caizdir ne gibi murra diyebilirsiniz ya da ura yani umrur da diyebilirsiniz ya da şukka da diyebilirsiniz uşkuk da diyebilirsiniz ikisi de caiz ne gibi vegdut min savtike vegdud yani ugdud olarak ayeti kerimede kullanılmış. Ya da şairden bir alıntımız var. Feguddat tarafe inneke men numeyri ya da min numeyrin felâ ka'ben belagte ve Burada mesela bakın gudda şeklinde idgamlı kullanılmış emir. Ama ayeti i kerimede uğdud şeklinde fekkul idgamlı kullanılmıştı sayın hocalarım. Bugünkü dersimiz güzeldi. Yani sahih salim fiile ya da mehmuz fiile ya da mudaf fiilin sülasi ya da mezidine eğer biz bariz, merfuz zamirleri ki bunun harekeli olanları da var, hareketsiz olanları da var. Bunları isnat ettiğimizde ne olacak? Fiillerde ne takım değişiklikler meydana gelecek? Bunların üzerinde durmaya çalıştık. Özellikle muzaf fiille alakalı çok önemli... Çok değerli bilgiler bugün öğrendik. İnşallah bunları güzelce temize çekersek çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani açıkçası çok fazla şeyden bahsettik ama bir temiz kağıda çektiğinizde aslında ne kadar kolay şeylerden bahsettiğimizi sizde bir kere daha idrak edeceksiniz. Bunları temiz bir kağıda çekelim. Yanlarına örnek yazmayı unutmayalım. İnşallah güzelce hazmetmeye çalışalım. Kısmet olursa bir sonraki dersimizde şimdi bu akşamki derslerin bu akşamki konuların ne kadar kolay olduğunu bir sonraki dersimizde misal ecvef ve özellikle nakıs fiile bu zamirleri isnat edince başımızın dönmesinden anlayacağız sayın hocalarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum.